üzerinde şık plaj elbisesi, üstte derin göğüs dekoltesi, altta iddialı bir yırtmaç. Çin'de kuvvetle muhtemel ortaya çıktığı anda manşet devirecek bir bikini ve yüzünde sıfır makyaj. Buket Aydın Bodrum sezonunu bir açtı, pir açtı. Buket Aydın'ın Bodrum kaçamağındaki çok önemli detaylar birkaç saniye sonra ekrana gelecek. Ama önce filmi biraz geri sarmak gerek. Emir Sarıgül'le yaşadığı fırtınalı aşk çok yıprattı Buket Aydın'ı. Kanal D'deki görevinden ayrıldıktan sonra eşinden boşanmıştı. Bununla kalmadı. Birkaç hafta sonra siyasetçi Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le fotoğrafları ortaya çıktı. Yasak aşk iddiaları almış başını giderken Buket Aydın bir anda haber bülteni güzeli olmaktan çıkıp magazin gülü olmuştu. Emir'i de uzun zamandır benim tanıdığım bir insan. Zaten yeni tanıştığım birisi değil. Bir de ben birçok iş görüşmesi yapıyorum ve birçok insanla dışarıda da görüşüyorum. Kendine has haber sunum tarzıyla iyi bir ivme yakalamışken bir anda kariyerini yok etmek üzereydi. Attığı adım olay oluyordu. Magazindeki popülaritesi arttıkça habercilik yönü ikinci plana geriliyordu. Aylarca iş bulamadı. Sonunda karar verdi. Emir Sarıgül'le ilişkisini noktalandırdı. Biten bu aşk işte kısmetini açtı Buket Aydın'ın. Haber Global ile anlaştı. Program sunmaya başladı. Özüne dönmüştü. Ve o Buket Aydın ekrandaki program dışında görünmeme kararını Bodrum'da bozdu. Magazin burada kameralarına sobelendi. Bodrum'da sezonun yakalanan ilk ünlüsü oldu Buket Aydın. Kaldığı otelin sahilinde üzerinde son derece şık bir plaj kostümüyle güneşin ve tatilin keyfini çıkartıyordu. Kalabalık bir grupla öğlen sohbetindeydi Buket Aydın. Şen kahkahalar havada uçuşuyordu. Sağı solu yakışıklı doluydu. Ama hemen belirtelim, hiçbiriyle Buket Aydın'ın bir alakası yoktu. Çünkü o aşka uzunca bir süre tövbe etmişti, tövbe. Etrafındakilerin gözünü şaşı edecek bir kontesine kayan gözleri fark etti Buket Aydın ve eliyle şöyle bir kapattı. Derin yırtmaçlı elbisesinin altından bacak dekoltesi veriyordu ama tatil yeriydi. Bu kadar dekolte verilebilirdi değil mi? Az sonra ayağa kalktı. Şöyle bir salınayım da ahali güzel görsün der gibiydi. Arka masada oturanlardan biri Buket Aydın'a laf attı. Bir hanımefendi, çok güzelsiniz, makyajınız var mı diye sordu. Buket Aydın gülümsedi, elini yüzüne götürdü. Gram makyaj yok güzelim, %100 organıyım bu sabah dedi.